Evet, herkese tekrardan merhabalar. Benim için yeni bir gün. Bir gün çektik, bir gün durduk. Duygulanıyorsunuz değil mi? Evet, yalnızdayız, üçüncü serideyiz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Ne kadar çok soru o kadar iyi bizim için. Temelimizi oldukça sağlam atalım. Çok soru görelim, çok soru çözelim. Şimdi şansa bırakmayalım. Sınavda bunlar bakış açısı kazandırsın size. Burada amacımız bu seriyi çekiyoruz. Bu soruyu burada sormuştuk. Olmaz. Matematikte zaten az çok çıkacak konular belli. O yüzden biz bu soru çıktı girmeyeceğiz. O çok yanlış zaten. Ama olaya bir bakış açısı kazandırmak adına çok soru göreceğiz. Çok soru göreceğiz. Onu söylemiş olalım. Evet, şimdi ilk soruyu açtığımız zaman ikinci soru çıkıyor. Gördünüz mü? Ama biz bunu kopyalamayı unutmuşum ilk soruyu. Sizde var şu an soru. Bilgisayarıma getirmemiştim ama teknoloji çare ne yapmaz? Tükenmez. Hemen okuz. Fokus yapıyoruz. İlk soru geliyor. Duygulanmıyor musunuz şu an? Neler yapıyoruz ya? Serkan'da neler yapıyoruz ya şu an? Evet, sorumuz burada. Teknoloji tüm nimetlerinden faydalanıyoruz ya. Şimdi bir rasyonel sayı sorusu ama aslında yarısı da üst sayı. Yani hem rasyonel sayı sorusu çözmüş olacağız hem de üst sayı sorusu çözmüş olacağız. Doğru mudur? Bakın nazikle konuşuyorum ben. Şimdi 1 bölü 2'ye karışmayayım. Üstteki 1 bölü 2 dursun. Ama artı orada ne var? Paydasına eşitleyelim. 3 kere 1, 3, 2 çıkardım. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti var. 1 bölü 3, onu da üzerine yazayım. Şöyle eksi 2'si var. Bunu ters çevireceğiz. Altta ne var? 2 duruyor. Artı 1 bölü 3 kere 1, 3 yaptı. Orası da kaç yaptı yine? 1 bölü 3. Üzerinde kaç var ama? Eksi 1 var. Kuvvetin negatif olması ne yapıyordu? Sayıyı ters çeviriyordu, hatırlayın. Şimdi 1 bölü 2 duruyor. Artı sayıyı ters çevirirsem 3 yapar. Karesini alacağım 9. Bölü paydaya geldik. Burada Serkan, biz bunu yanlış sorduk ya. Sen bunu doğru söyledin emin misin? Hiç inanmıyorum şu an. Sen ona bakma çünkü doğru değil. 19 yok şıklara değil mi? Ya 38 varmış. Olabilir, dur bakacağız. Burası 2 duruyor. Artı şu an Serkan'a hiç güvenmiyorum da. Ters çevirdik burayı, alt tarafı. Bakın şu kısım 3 gelecek. Şöyle ters çevirince şurası 3 gelecek. 3 gelecek. Orası da o zaman 1 bölü kaç olacak? 3 gelecek. Şimdi buranın paydasını eşitleyelim. Şöyle 18, bir de orada 19. 19 bölü kaç oldu orası? 2 gelmiş oldu. Paydaya geldik. 6, 7 bölü 3 geldi. Şimdi ne yapacağız? Engin bölme bilgimizi kullanacağız. Birinciyi olduğu gibi yazdık. 19 bölü 2 çarpı ikinciyi ters çevirdik. 3 bölü 7. Bunu da çarptım, ne oldu? 3 kere 19, 57 bölü 14 çıktı. Cevabımız neymiş yani? D şıkkıymış. Serkan burada gururla kafası sallıyor çünkü doğru yazdırmış bana soruyu. Anlaşıldı mı soru? Güzel bir soru. Bak ÖSYM ara sorar. Kuvvetin negatif olması sayı ters çevirdi. Çok asaki bir şey yapmadık. Öyle heyecanlanmayın. Sayı ters çevirdi. Gerisi rasyonel sayıydı. Şimdi bu tarz sorularda sayılara bazen aşina olmuyoruz. Mesela rasyonel sayı sorusunun cevabı ne çıkar? Yani 0, 1 çıkar. 1 bölü 5 çıkar. 1 bölü 3 çıkar. Burada 57 ve 14. Şaşırmayın. Şıklara bakın. Ben şunu öğrendiğim çok soruyorum. Yani soru çözerken şıklara hafif bir göz gezdirin. En azından cevabın nasıl bir şey çıkacağını tahmin edersiniz. Oradan devam edersiniz. Anlaşıldı mı? Yani ne çıkacağını bilerek giderseniz çok daha verimli olur. Yoksa problem yaşayabilirsiniz. Evet. Okus pokus yapıp ikinci soruya başlıyoruz. Geldik ikinci soruya. Evet. Bunu şimdi ben bunları hazırladım ama daha çözmedim tam olarak. O yüzden ben de bunu beraber çözeceğim. Mesela takılırsam durduracağız biz Serkan'la kardeşim. Doğru mu? Onu biz kesiyoruz. ABC ve DBC 3 basamak sayılar, her harf farklı rakam. Çok önemli bir bilgi var burada. Her harf farklı rakamı gösteriyormuş. Tamam. Diyor ki buna göre DBC sayısının bir değeri hangisidir diye bir soru sormuş. Hiçbir bilgim yok şu anda konuya dair ama şuraya bir yazayım soruyu. ABC. İnsan bir şey yapıyor değil mi soruda? Tırsıyor. Niye? Çünkü hiçbir şey vermemiş gerçekten. DBC. Şimdi biz burada her harf farklı rakamı gösterdiği için biz burada C'ye 1 veremeyiz. Normalde 1 kere 1, 1 yapar. Doğru. Şimdi ama C'ye 1 verirsek 1 kere B'ye de B yapacak. 1 kere A, A yapacak. Ama işte o zaman da burası her harf, yani A ile D eşit olmuş olacak. Onu görebiliriz mi? O yüzden burada C'ye 1 veremeyiz. Tekrarlıyorum. C 1 olursa 1 kere C, C. 1 kere B, B. Tamam ama 1 kere A, A olacak. A ve D aynı rakamı göstermiş olacak. O yüzden C 1 değil. C 2 de olmaz. 2 kere 2, 4 yapar. Aynı C'ye gelmez daha. 3 olmaz. 3 kere 3, 9. 4. Bak sırayı bozmuyorum. Öğretmenle öğrenci arasında inanılmaz bir fark var. İnanılmaz bir fark var. Biz sırayı bozmayız. İnsan gibi de öğrenci kabala gider. Nasıl kabala? Mesela kitabın ortasından başlar. 6 verirsin bulur 5. Ya olabilir de başı sırayı bozma. Belki 1 olacaktı.
Belki de bir orayı sağlayacaktı yani. Sırayı bozmadan gidiyor. 3 olmaz. 4, 16 olmaz. 5 kere 5, 25 olabilir. 6 kere 6, 36 olabilir. Bak. 7 kere 49 olmaz. 64, 9. Evet. 2 ihtimal var. C3, hatta 3 ihtimal var. 1 var, 1 olmadı. 5 verdim olabilir. 5 kere 5, 25. 6 verdim. 6 kere 36. 5 vereceğim. Olursa kendi bilir. Olmazsa kendi kaybeder. Sonra bir de 6 vereceğim. Anlaştık mı? Şimdi 5 veriyorum C'ye. C5 olsun. 5 kere 5, 25. Elde var 2. Şimdi B'ye kaç verirsem bura B iner. Şimdi 1 versem 5 kere 1, 5 olmaz. 5 kere 2, 10, 12 olmaz. Ha, olur, yok. 2 versem oluyor, doğru. Bak 5 kere 2, 10 yapıyor. 2 de elde, 12'nin ikisi elde var. 1. Doğru mu? A'ya da burada şimdi, A'ya zaten arkadaşlar şey veremezsiniz. Böyle çok büyük rakam verirse bu 4 basamak çıkar. A'ya da 1 versem 5 kere 1, 1. Bir de burada 6. Bence oldu. Görebiliyor musunuz? Bak bende sıkıntı yok yani. Ne oldu yani? A'mız 1 oldu. Onu bir yazayım. B'miz kaç oldu? 2 oldu. C'miz 5. D'miz de 6 gelmiş oldu. Neyi sormuş? DBC sayısının bir değeri hangisidir demiş. DBC burada 625. 625 oldu. Ama şıklarda yok. Görüyor musunuz? Hayat. Niye? DBC'nin bir değeri. Demek ki 5 kere 5 tutuyor. Bir de 6 kere 6 da tutuyor demek ki burayı. Bunu şimdi siliyorum. Bu doğru ama yanlış değil. Onu söylemek lazım. Bu tuttu çünkü. Bir de 6 vereceğiz. Demek ki 6'lı değer tutacak. Ne yapalım hayat? Ya benim kafamda ne var biliyor musunuz? Serkan, hiç konuştuğum şey var ya. Bülbül olu. Gerçekten şu an kafamın içinde bülbül o çalıyor. Gerçekten bülbül o. Bülbül o muydu, bülbül o muydu? Bülbül değil, bılbıl. Bir baksana, bılbıl mı, bülbül mü? Bence o bülbül. Şu an kafamda var ya, bülbül o çalıyor. Bülbül olu, haribo. Neydi, haribo muydu? Ben haribo. Haribo şeker, şeker miydi o? Bülbül o ya. Bülbül müymüş? Bılbıl o değil mi? Tam bılbıl o kanka, lütfen biliyoruz. Teorik bilgimiz çok yüksek yani. Bılbıl o. Gerçekten kafamda şu an çalıyor. Soruyu çözüyorum ama hiç gel bana sor. Şimdi C6. C6 ve 6 kere 36. Elde var 3. B'nin 3 çıkmasını sağlamamız lazım. Pardon 3 demiş. Şu B'nin aynı gelmesi. 1 versem 9 olmaz. 6 kere 2 12. 3 elde 15 olmaz. 6 kere 3 18 21 olmaz. 3 elde 6 kere 24. 3 ekle 27 olmaz. 6 kere 5 30, 3 ekle 33 olmaz. 6 kere 42, 3 ekle 45 olmaz. 6 kere 8 olmuyor. Helal olmayacak. 48 olmaz. 6 kere 9 54 olmadı. Evet. Niye olmadı? Çok güzel çözdüm Serkan ya. Şurayı mı yanlış yazdık? DBC'yi mi yanlış yazdık acaba? DBD BC 625. 35 mi olacak? 6 kere 2 12. 2 de 11'de 14. He yanlış. Az önceki doğru söylememiştik. Bulbulo diye değil, soru yanlış söyledik. Dur bakayım. He B2 olmuyor ki. 6, 5 kere 2 10. Yok 12. 2 de 12. He oluyor. DBC 625 olacak. Bunu bir daha. Sonu 6 olan sayı yok. He var 356 var. O mu olur mu? 356 olmaz. 6 kere 1 3 olmaz. A çünkü 1 olması lazım. 9 falan gelir bu. Bence bunu ben doğru çözdüm. Şu an bir dakika. Şu doğru bence. Evet, ben de şu şıkkı biz bir güncelleyelim. Bence bu doğru. Serkan bu B şıkkını biz 625 yapalım. Çünkü başka değer çıkmadı. Bir daha bakacağım şimdi şurada. Bunları hiç kesmiyoruz ha. Beraber çıkmıyoruz. Şimdi yanlış mı çözdüm ben? 5 versem C'ye değil mi? Her harf farklı rakamı gösteriyor. 5 verdim. 5 kere 5 25. Doğru mu Serkan? Takip et. Elde var kaç? 2. Serkan şu an beni sallamıyordu. 5 kere 5, 25 elde var 2. Tamam. B'ye ne vereyim? 2 verdim B'ye. Ha, 2 dışında başka değer olabilir. Ha, tamam şimdi oldu. Olabilir. Doğru söylüyor. 5 kere 2 10 geldi. 2 de 12'nin ikisi. Değil mi? Elde var 1. Tamam. Başka sonu 5 olan var mı? Var. Ha, olabilirmiş. Tamam. Bir dakika dur. Dur şimdi. Demek ki 6'ya geçmeden başka da sırayı bozmamak lazım. Kendim ettim, kendim buldum. 6 olmuyor onu söyleyelim. 6'lı bir durum yok. 5'li bir durum olacak. Tamam. Evet. 5 kere 2 10. 12 olur. Tamam. 2 oldu ama ikili şıklarda yok. Tamam. Değiştirelim. B3 versem 5 kere 3 15. 2 elde 17 olmaz. 4 versem 20 22 olmaz. 5 kere 5 25. 27 olmaz. 5 kere 6 30 33 olmaz. 5 kere 7 35. 37 oldu. Evet. Oldu. Hadi bakalım. 7 verince tutuyor. 5 kere 35. Elde var 2. 37'nin 7'si. Elde var 3. 1 versem A'ya 5 kere 1, 5, 3 de 8. Tamam cevap neymiş? Adana'ymış. Doğru. Bu da bir değer. Onu da şuraya yazalım.
A kaç oldu yani? 1 oldu. B kaç oldu? 7 oldu. C 5'ti. Lan C ya da 12. C 5'ti. D de 8 miydi? Evet, D de 8'di. Ve bize DBC'yi sormuş. DBC yani 875'i soruyor. Ya bu da olabilir. Bu da doğru arkadaşlar. Bu da yanlış değil. İki sayı ihtimali var yani. Bir tanesi. Bir değeri demiş. Hangisi olabilir gibi bir soru sormuş. O yüzden cevap Adana çıkar. Güzel, bence iyi bir soru çözdük yani. Devam. Bir tek çift sayı sorusudur. Ben çok tek çift sayı dersi yaptım gerçekten. Kimse yanlış anlamasın, bu konuda iddialıyım. Türkiye'de en çok tek çift sayı dersi yapan adam benimdir yani. Yalnız değilsin, yalnızsın, evdesin, tek başınasın. Bütün dersleri ben yaptım yani. Şimdi şu ifade tek tam sayıymış. Şimdi bakalım, olay karışık biraz. Her zaman doğrudur sorusu. Şimdi oraya ben bir artı yapıyorum. Çünkü fark etmez. Eksi artı tekli çiftli değiştirmez. Bu tek sayıymış. Şimdi tek nasıl olur bu sayı? Şöyle olabilir. Bir, burası mesela çift tek olur. Bu çift olursa bu tek olur. Şimdi bu durumu bir yazalım isterseniz. Şuraya bir yazalım. X, Y ve Z deyip şuraya bir yazıp ondan sonra konuşalım. Mesela bu tek olacaksa X ve Y tek olmak zorunda. Z de çift olmak zorunda şöyle. Doğru mu? Bir durum daha var. Bu durum çift olabilir. O zaman burası tek olacak. Şimdi buranın çift olması biraz ihtimaller çok fazla. Burada ortalık karışık. Yani X çarpı Y çiftse ihtimal 3 tane ihtimal var. Şunlar ne mesela? Çift çift olur. Mesela Z kesin tek. Orada sıkıntı yok. Ama işte X çift Y çift olabilir. X çift Y tek olabilir. Ya da X tek Y çift olabilir arkadaşlar. Yani X çarpı Y'nin çift olduğu durum biraz fazla. Mutlaka en az biri çift olacak ama kimin çift olduğunu bilmiyoruz. Soruya bakalım. X tek ise demiş. X'in tek olduğu iki durum var. Şurada görüyor musunuz? Ya burada ya burada. Y artı Z tektir demiş. Y artı Z tek. Y artı Z tek. Doğru. Bakın bir doğru. İki duruma da bakıyorum. Bak, hem buraya baktım hem de buraya bakıyorum. Dedim anladınız mı? X tek ise cümlesinde iki duruma bakıyorum. Y çift ise demiş. Y çift oldu. Şurada şu durum var. Tamam. X artı Z. X artı Z tek sayı. X artı Z çift sayı. Görüyor musunuz? Son dördüncü ihtimalde Y çift olunca X artı Z çift sayı çıkıyor. Ama tek demiş. Her zaman doğru değil. Z çift ise demiş. Z'nin çift olduğu bir durum var. Şu üst durum. Başka durum yok. Y, Z çift ise X artı Y çift tam sayıdır demiş. Doğru bak. Z çift olunca X artı Y çift çıkıyor. Doğrudur. 3 de doğru oldu. Cevap neymiş o zaman? 1 ve 3 gelmiş. Oldu. Hayırlı olsun. Güzel bir tek çift sayı sorusudur. Çok çözdük artık bunları. Doğru yorumlamayı öğrenmiş olmanız lazım. Devam. 2 basamaklı AB sayısının sağına 4 yazılarak elde edilen 3 basamaklı sayıdan soluna 4 yazılarak elde edilen 3 basamaklı sayı çıkarıldığında. Şimdi sağına 4 yazalım. 4 AB. Sağımızı solumuzu karıştırmayalım. AB'nin sağına 4 yazdım. Soluna 4 yazılarak elde edilen 3 basamaklı sayıdan demiş. Yani 4 AB'den evet çıkarıldığında sonuç kaç oluyormuş? Sonuç AB 2 basamaklı sayısının 3 katına eşit. Yani 3 çarpı AB oluyormuş. Şöyle. Denklemi anladık mı? 2 basamaklı AB'nin sağına 4 yazılarak elde edilen sayıdan soluna 4 yazılarak elde edilen sayı çıkarıldı. Tamam. Sonuç 3 çarpı 3 katı oldu AB'nin. Biz burada hatırlıyor musunuz? AB'yi çözümlemiştik. Çözümleme son bu temel olmayan denklemlere giriyordu. Burada bakın AB sayısı nasıl bir basamak görüyorum. Ben burayı burası kaç o zaman? 10 AB. Evet artı kaç? 4. Eksi bakın şuraya dikkat. 400 tıkat tıkat artı AB eşittir 3 çarpı AB. Burası nedir? 10 çarpı AB artı 4. Eksiyi dağıtalım. Eksi 400. Eksi AB olsun. Eşittir ne oluyor? 3 çarpı AB oluyor. Şöyle. Şimdi 10 AB burada görüyorum. 1 AB de burada var. 9 AB yapar. Burası da eksi 396 yapıyor. Şu işleme yapıyorum. Karşıda kaç var? 3 çarpı AB var. Sonra 3 AB yani AB kısmını burada arkadaşlar bilinmeyen gibi düşünüyorum yani. Anlaşıldı. Oraya 10 artı. Hocam ben tamamen açsam olur mu diye soracak olan arkadaşlar. Ben size sesleniyorum. Olabilir. Yanlış değil. Çok işlem uzar ama. Sonra demek uzun oldu falan demeye hiç kabul etmiyorum yani. Attım bunu da karşıya göndermiş oldum. 3 AB eksi geçti. O zaman sol taraf 6 çarpı AB oluyor. Sağ taraf kaç? 396. Ne yapacağız? Getireceğiz AB sayısını. Yani 396'yı 6'ya böleceğiz. AB de buradan kaç çıkacak? 66 gelmiş olacak. Soru ne? AB sayısının rakamları toplamı kaçtır? 6 artı 6'dan da cevap kaç gelecek yani? 12 gelmiş olacak. Denklemi kuruyoruz. Sonra çözümleme. Bu neydi hatırlayalım. Temel olmayan denklem türüne giriyordu. Hatırlayın çözümleme konusunda. Çok zor bir soru ama böyle soruları çok seviyor ÖSYM. Bilginiz olsun. Devam. Bir ondalık sayı var. Son zamanlarda ondalık sayıyı da çok sormaya başlayan. Sadece soruyorlardı da. Yani son yıllarda da biraz hani kesin gibi bir gözüyle bakıyoruz. Şimdi iki basamak burada var. İki basamak burada var. Ne oldu burası? Bir yukarı diyorum. 72 bölü 216.
Bunu artık virgül kaydırmadan yapanlara karışmıyorum artık. Önceden çok çırpınıyordum ben. Yapmayın yapmayın diyordum, artık karışmıyorum. Ben maaşıma bakarım. Burası kaç eksi? 14. İki basamak var yukarıda, görüyor musunuz? Ama alt tarafta bir basamak var. O zaman bir tane sıfır atmam lazım. Böyle 420 oluyor. Arada artı var. Bakın burada iki basamak var. Burada bir basamak var. Buraya yukarı bir sıfır atıyorum. Artı 750 bölü kaç geliyor? Evet, 375. Doğru mudur? Şimdi bir sadeleşme var, ortalık karıştı. Şimdi burada zaten bu soruyu yapacaksınız. Bakın ÖSYM de böyle bakıyor. Öğren diyor bu soruyu yapacak. Ama diyor ben rakamlara biraz büyük vereyim ki öğrenci biraz işlem yaparak yapsın soruyu. Biz bunlarla ilk defa karşılaşıyoruz şunda mesela belki de. Şimdi bunun 3 katı. 3 kere 72, 216 yapar. 1 bölü 3. Göremezsen 2'ye bölerek başlayacaksın. Eksi. 42, 14, 3 katı o zaman 30. 1 bölü 30. Şurası 3 olduğu için. 1 bölü 30 çıkıyor. Artı. Bakın 750, 375 var. 325, evet 2 katı değil mi? Görüyor musun? 2 kere, evet 2 katı geliyor. 2 ile çarpsan bu gelir. Bu da bunun 2 katıymış. Artı 2 diyoruz. Burada normal rasyonel sayıda düşeceğim, az kaldı. Payda eşit diyeceksiniz. 10 ile burayı, 3 ile burayı, paydamız 1, 30 ile de burayı çarpacaksınız. 10 ile çarptım, burası 10 geldi. Eksi 3 geldi. Artı kaç? 60. 30 ile çarptım. Bölü paydamız kaç? 30. Ne alakası var ya? Tübe estağ, neyse. Birinin gözü değiyor ha. Buranın bu nasıl çarpma şekli? Yani 30'u 3 ile çarp, 30 olan tek Türk benim herhalde. Ama 1 ile çarpıyoruz, 10 ile çarp, 30 ile çarptım. Paydamız da 30 gelmiş oldu. Yukarısı kaç oldu? Yani 69 bölü, değil mi? 69 yapıyor, 30 geldi. 3'e bölersem de cevap 23 bölü 10 gelir. Bu da şıklarda olabilir ama genelde benim gördüğüm artık virgüllü sayı soruların şıkları da virgüllü olabiliyor çok fazla. 23 bölü 10 sayısı da virgül olarak kaça eşit diye sorarsanız da 2.3'e eşit diyoruz. Cevap ne çıktı yani? D şıkkı gelmiş oldu. Tamam mıdır? Sayılar sizi zorlayabilir. Dikkatli olun. İşaret belirleme sorusu da bu da ya da sıralama sorusu çıkmaya başladı basitlikle son zamanlarda. Arara koyuyoruz. Şimdi x küp artı z var. Bakın burada küp işareti etkilemez. O yüzden görmeyebilirsiniz. Size küpteki küp de görmeyebilirsiniz. Ama burada x y kareyi görmeyebilirsiniz. Yani silmeyin. Şöyle yorumlayın burayı. Arada artı var. Biz çarpımla siliyorduk doğru ama arada artı varken dikkat edin. Şimdi burası x ile z'nin toplamı. Ne gelmiş? Sıfırdan büyük. Burası z ile y'nin toplamı. Ne gelmiş? Sıfırdan küçük. Burası da y kare artı x. O ne gelmiş? Sıfırdan küçük. Doğru mudur? Tamam. Şimdi burada şöyle yorum yapmanız lazım. Şunlar eksi zaten. Yani bu artı, şu eksi. Burada problemimiz yok. Ama burada bir yorum yapamam ben. Ne yapayım şimdi? Yaparım da çok zor yani. X ile Z'ye derim, zıt işaretli falan derim. Bir şey yaparım. Dur, çözeceğiz. Şurada yorumda şununla başlamak lazım. Şimdi y kare sayısı daima pozitif. Bak y'yi bilmiyoruz ama y kare sayısının daima pozitif bir sayı olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Y kare pozitifse x nasıl bir sayı burada? X eksi bir sayı. Sıfırdan küçük ya. X'in eksi olması lazım ki y kare sayısı pozitif çıksın. X eksi olunca da olayı yorumlayalım. X eksi bir sayı. X eksi ise z'nin kesin artı olma. Hatta büyük bir artı sayı olması lazım ki x'ten toplayınca sonuç sıfırdan büyük çıksın. Z artı olunca da y'nin de eksi olması lazım. Doğru mudur? Çünkü z ile y'nin toplamı sıfırdan küçük çıkmış. Anlaşıldı mı? Bak z x eksi ise z artı olacak. Z artı olunca da y eksi olması lazım. Sırayı bozmayalım. X eksi çıktı. Y'miz o da eksi çıktı. Z'miz de ne çıkmış oldu? Artı. Yani cevabımız ne geldi yani arkadaşlar? Eksi eksi artı gelmiş oldu. Nerede var? A şıkkında var. Hayırlı olsun. Yani güzel yorumları olan sorular bunlar. Ara ara koyacağız. Basitesi konusunda çok çözdük zaten. Tekrar çözelim buralarda. Denklemin çözümünde, çözümde derken x kaçtır demek istiyor. Bazen çözüm kümesi falan diye sorabilir. Hani cümleye biraz dikkat etmemişiz. Çok takılmayın. X kaçtır. Denklemin çözüm kümesi kaçtır falan diyebilir. Şimdi şurayı bir açalım. 5 üzeri x çarpı 5'in neyi o? Karesi. Onu bir açtım. Artı 7 çarpı kaç? 5 üzeri x geliyor. Artı 25 çarpı evet 5 üzeri x çarp 5 üzeri kaç var? Eksi 1 var. Doğru mudur? Ben 5 üzeri x'i ayırmayı seviyorum. Yani en azından onu ayırıp kafama karışmasını istiyorum. Yani. Şimdi burada 5 üzeri x var. Doğru. Burada 5 üzeri x var. Tamam. Burada da 5 üzeri x var. Şimdi biz burada burayı 5 üzeri x parantezine alıyoruz. Alıyorum ben. 5'in karesi kaç? 25. Arada ne var? Artı 7. Arada artı var. Şimdi burası da 25 çarpı evet 5 üzeri eksi 1'e bakıyorum. 1 bölü 5. Doğru mudur? 25 çarpı 1 bölü 5 olur. Yani o kaç? 5 olur. Burayı anladık mı? Bak orası önemli bak. 25 çarpı 5 üzeri eksi 1 bölü 5 değil mi? Evet. O zaman 5'ler sadece 5 gelmiş olur. Karşıda kaç vardı? Karşıda 925.
Şimdi bu sayı bir sayının kuvveti değil, farkındayız. Mutlaka ortak paranızı aldıktan sonra burada bir sadeleşme olacak. Anlaştık mı? Yoksa olmaz yani. Ne olacak şimdi burası o zaman? 5 lira x dursun çarp 32, 37. Bak görüyor musun? Şimdi korkmayacağım bu sayının. Bak bu sayının Türkçe mealini korkma. Korkma. Mutlaka ve mutlaka sadeleşme olacak. Karşıda kaç var? 925 var. Bakın bunu buna böldüğümüz zaman ne çıkar hiç bilmiyorum. Serkan böler misin ya? 925'i 37'ye böleceksin. Ne oldu o zaman 5 üzeri x sayısı? Doğru gitti mi? Evet. 5 üzeri x eşittir. 925 bölü 37. 25. Ben şu an bölemem çünkü. Kaç? 25. Bak bölündü gördün mü? Şu an ne yapmış olmuş olman lazım? Gözyaşlarına boğulman lazım. Duygulanman lazım yani şu an. Başka türlü olmaz. Bölünür. Bölünmezse işi bırakırız yani. Başka bir iş yaparız. Burada da o zaman x'in kaç olması lazım? 2. Çünkü 5'in karesi 25'tir. Cevap da ne gelmiş oldu yani? Bursa gelmiş oldu. Yani şu sağdaki sayı kafanızı karıştırma. Mutlaka sadeleşecek. Hocam diyor sadeleşmese ne yaparız diyor. Cehennemin dibini yaparsın. Sadeleşecek diyorum sadeleşmese diyor. Ya sadeleşmese sorulur mu? Sadeleşmek zorunda diyorum. Aha sadeleşme. Evde sadeleşme diyor. Gitme kardeşim eve. Ben ne yapayım yani? Bir de bu çıktı başımıza. Evde yapamıyorum. Neyse sakin oluyor. Ara ben yükseliyorum. A sayısını vermişiz 730, B'yi vermiş 360, C'yi vermişiz 275. Olduğuna göre A, B, C sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Şimdi bakın, ÖSYM'nin sevdiği bir sıralama şeklidir. Anlatmak lazım arada, hatırlatmak manasında. Çok çözdük de bunlardan. Tabanın ve kuvvetin farklı olduğu durumlarda önce tabanı indirgersiniz. Ama hepsi zaten 7, 3 ve 2 asal sayılar, problemimiz yok. Örneğin burayı mesela 360 diye vermezdi de, sallıyorum 930 diye verebilirdi. Şundan bahsediyorum. Bunu böyle verebilir. Siz onu 3'ün karesi olarak yazarsınız. Sonra tabanı ve kuvveti farklı olan soruları kuvvetleri kendi aralarında sadeleştirirsiniz. Cümleme dikkat. Kuvvetleri kendi aralarında ne yaparsınız? Sadeleştirme işlemi yaparsınız. Bak 30'a böl, mesela 15'e böl niye hepsi? Bak 15'e böl 2. 15'e böl 4. 15'e böl 5. Ne oldu yani o zaman? A sayısı 7'nin karesi yani kaç oldu? 49. Tamam. B sayısı kaç oldu? 3 üzeri 4 kaç oldu? 81. Peki C sayısı kaç oldu? 2 üzeri 5'ten sonuç kaç oldu? 32. Buraya anladınız mı? Bak A sayısı 7'nin karesi 49. B 3 üzeri 4'ten 81. C de 5, 2 üzeri 5'ten 32 geldi. Artık bunlar alınabilecek seviyede kuvvetler geldi. Alınabilecek düzeyde oldu yani kuvvetler. Biz büyükten küçüğe istemişler. Genelde küçükten büyüğe sorarlar ama burada da büyükten küçüğe istemişler. B en büyük. Sonra C geliyor. Sonra da kim geliyor? A, B, C, A cevaptır. Bilginiz olsun. Şıklarda yok. Kardeşim B, A, C evet. Yalnız var ya Allah'tan şıkla bak bak. Ne sorusu biliyor musunuz? Serkan bunu öğrendin mi? Allah'tan şıklarda yok. Görüyor musun kardeşim? Dikabalan derste veriyoruz. Evet ne oldu yani? B burada büyüktür. Evet A o da büyüktür. Ne oldu? C olmuş oldu. B, A, C cevaptır. Cevap C. Tamam mıdır? Devam. Şimdi burada belki tıkanırsınız diye sorduğum bir soru. Şimdi kök 5 var orada. Tamam. Küçük küp kök x var. Soruyu bir daha yazıyorum şu anda. Küçüktür 3 var. Şimdi biz bunu nasıl yorumlamamız lazım? Kardeşim biz burada bir kuvvet almamız gerekiyor. Çünkü kökten kurtulmamız lazım. Hepsi aynı kök olsa problem yok. Ama bu kare kök, bu kare kök, bu küp kök, bu da kök değil. Bu kökten kurtulma yolu da bakın şu ikisine bakacaksın. Şununla şuna bakacaksın. Bunların kuvvetini alarak kökten kurtulursunuz. Mesela kare köklü bir sayıdan karesini alarak kurtulursunuz. Küp köklü bir sayıdan küpünü alarak kurtulursunuz. Dedim abi bak tekrarlıyorum. Kare köklü bir sayının karesini alarak kurtulursunuz. Küp kök varsa küpünü alarak kurtulursunuz. Ama ikisi birden varsa altıncı kuvvetini alarak kurtulursunuz. Aynı payda eşitler gibi yani. Dedim, bak kare kök var, küp kök var. O zaman altıncı derecesini alacaksın. Yani burayı sen şöyle çözeceksin bak. Bunun da altıncı kuvvetini alacaksın. Bunun da altıncı kuvvetini alacaksın. Bunun da altıncı kuvvetini alacaksın. Şimdi altıncı kuvvet varsa bak kareyle iki sadeleşir. Üç gelir. Yani beşin küpü kalır ki kaç? 125 olur. Böldüm 2 geldi. X kare olur. Böldüm 3 üzeri 6'yı bilin. 729 bak. Aha çıktı mesela. Her zaman çıkmaz ama ha geldi. Bilemezsen çarparsın ama bilirsen çok daha hızlı yaparsın ya. Kaç tane X tam sayısı vardır diye soru sormuş. Şimdi bakın karesi 125'ten büyük 729'dan küçük olan sayıları istiyorum. Doğru mu? Karesi 125'ten büyük kim var? Serkan. 125'ten büyük kim var? 5'in, 10'un karesi 100, 11, 121, 12, 144. 12 ile başlıyor. X o zaman, bir de şıklar çok ağır. 12'nin karesi 140, 12 ile başlar. 12 var. 13'ün karesi var. Bu gidiyor bence, bayağı var. Burada nerede duracağınızı görmek çok kolay değil. Bak katılıyorum. Ama şu sayıyı yorumlayabilir iseniz, yani 3 üzeri 6'yı yorumlarsanız, şöyle, bu neyin acaba karesi deyip, yani 3'ün küpünün,
Şöyle karesi yaparsanız, bu da 27'nin, hani 3 kere 2 6 ya, 27'nin karesi olduğunu görebilirseniz soru çok basit. Göremezseniz geçmiş olsun. Çok zorlanırsınız. Çarpar çarpar durursunuz ya. Belki bulursunuz ama çarparsınız ya. O yüzden bura 27'nin karesidir. Demek 27 olmayacak, 26'da bitecek burası. 26'nın karesinde bitecek. 26'nın karesi kaç sekandı ilk defa buluyoruz hayatımızda? Sekandı benden bir vazgeç diyor. Sekandı 26'nın karesi. 26'nın karesi. En son orada ben de ilk defa duyacağım 26'nın karesi şu anda. Ama bunu işte burada bilirsek, bak şu var ya şu. Şu gerçekten şunu yaptım ama Serkan. Bu niye olmadı? Serkan? Bu niye olmuyor şu? Dün yapmıştık. Allah Allah. Neyse. Şöyle yapalım. Niye olmadı o? Ha, beyaz olmuş. Beyaz değil, mavi olacak. Tamam. Şimdi olur. Göremiyorum ki. Parlıyor. Ha. Kardeşim şöyle yaptık. Önemli. Kaçmış? 676. 676 hadi. Hadi bu bilgiyi de aldınız hadi. Hadi bedava bilgisiz hadi Serkan'dan hadi. Çıkarsa Serkan başım belaya gelir. Ben sana söyleyeyim. Açık konuşayım. Başım sağa da bir kravat gönder. Sen gömleksiz takarsın. Kaç? 676 olmuş olsa gömlek giymen. Ne oldu ya? 12'den 26'ya kadar 15 tane değer var. Doğru mudur? Onda terim sayısı zahmet. 26-12 bölü 1 artı 1 yapıp cevabı 15 bulursunuz diye şahs olarak düşünüyorum yani. Tamam mıdır? Durum bu. Devam. Bir mutlak değer. Çok zor bir soru koymadık buraya. Yani şurayı bir artılı bir de eksili alacaksınız. Yani mutlak değer. Birinci durum olarak bir bakalım. Mutlak değer x eksi 2. Evet. Artı 5 yazıyorum. Eşittir kaç? 8. 5'i karşıya gönderdim. Bu da mutlak değer x eksi 2 oldu. Kaça eşit? 3'e. Bunu çözeriz. Problem yok. Bu bir dursun. İkinci duruma bakalım. Mutlak değer içinde x eksi 2. Evet. Artı 5. Kaça eşit? Eksi 8'e. O 5 karşı eksi geçti. Bu da mutlak değer x eksi 2 ne oldu yani? Eksi 13 gelmiş oldu. Bu çözülmez. Mutlak değerli bir ifade dışarı negatif çıkmayacağı için sağ tarafı çözmeyeceğiz. Artı olsa çözerdik. O zaman şurayı nasıl yapacağız? Bir artılı çözeceğiz burayı. Evet, bir de eksili çözeceğiz. Şöyle. Yani x eksi 2 sayısı bir 3'e eşit. Buradan x kaça eşit oluyor? 5'e. Bir de x eksi 2 sayısı eksi 3'e eşit. X kaç oluyor? Eksi 1'e. Burada şu şakayı sakın yap hocam. Eksi oldu, eksi olmaz. Öyle demedik. X eksi olmaz demiyoruz bak. Cümlemi yanlış anlamayın. Diyorum ki mutlak değerli bir ifade eksi bir sayı eşit olmaz diyoruz. Bak cümleye dikkat. Mutlak değerli bir sayı eksi bir sayı eşit olmaz diyoruz. Buraya dikkat edelim. X bir 5 oldu yani. Doğru mu? Bir de kaç oldu? Eksi 1 olmuş oldu. Ne demişti bize? Denklemin sağ x değerleri toplamı kaçtır demişti. Bunları toplarsın da cevap kaç olmuş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani cevap C çıkar. Diğer durum denklemi ne yapmaz? Sağlamaz. Devam. Bir yorumsal bir soru var karşımızda. Sayma sayıları yukarıda 4 sütuna şekilde gibi sıralanıyor. Buna göre 101 ve 163 sayıları sırasıyla hangi sütunda olur diye bir soru sormuş. Güzel de bence bir soru. Niyeti bozup yazanlar olabilir. Saygılar sunuyorum arkadaşlarımı. Gazeteye çıkarsınız yani. Söyleyeyim haber alamayız. Ne yapacağız? Şimdi burada 4 sütun olduğu için 4'ün katlarından gideceğiz. Bu çok önemli. Bak mesela. Bak bu 4 burada. Şimdi şöyle olsa çok basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olaydı. Var ya çok kolay daha. Sorunun zorluğu orada. Bu 4 burada, bu 8 burada, 12 burada, burada ne var? 13, 15, 16 burada mesela. Şöyle bakmanızı tavsiye ediyorum. 4'ün tek katları D sütununda. Bakın 4'ün bir katı bu. Bu 4'ün 3 katı mesela. Doğru mu? 4'ün tek katları D sütununda gidiyor. 4'ün çift katları A sütununda. Buradan gidelim. 4 çarpı 2, 4 çarpı 4. Yani böyle bir yol bulmanız lazım burada, yoksa olmaz. 4 sütun olursa 4'ten gider. 5 sütun olursa 5'ten giderdim. Tekrarlıyorum. 4'ün tek katları D sütununda, 4'ün çift katları A sütunundaymış. Şimdi bakın 101 sayısını bilmiyoruz. Doğru ama 4'e bölerek 4'ün kaç katı olduğunu bulursanız en azından oradan bir yorum yaparsınız. Direkt 4'ün katı gelmesine gerek yok. Böldüm 4'e, 25 çıktı. 1 de kaldı. Unutmayın. 4'ün tek bir katıymış. 4'ün tek katları nerede? Burada o zaman bak şimdi. 100 burada. 100. 4 çarpı kaç bu? 25. Şimdi peki 100'den sonra bu çift, bunlar tek katıydı ya. Buradan sonra sayı küçülüyor. Yani 99. O zaman 101 olunca 101'in bir aşağıya inmesi lazım. Yani 100'den sonra sayı buradan başlamıyor. Alttan devam ediyor. Görebiliyor musunuz? Yanlış olma. Evet değil mi? Doğru. Bak tek katından sonra 12'den sonra 13 gelmiş. O zaman 100'den sonra 101 bunun bir altında olacak. Yani buradaki D, o zaman 101 sayısı hangi sütunda olmuş oluyor? D sütunda olmuş oluyor. Bence güzel. Anlamak lazım. Tekrarlıyorum. 100'den sonra 101, yani 4'ün tek katından sonra bir sonraki sayı
Bir alt satır doluyor. Bak mesela 4'ten sonra 5. 12'den sonra 13. İşte 10, 20'den sonra 21 gibi. 100'den sonra 101 orada gelir. Peki 163'e bakalım. O anda buradan bakalım. 163'ü 4'e bölüyoruz. 40 geliyor. 3 kalıyor. Bak! Çift katı geldi. Şurada. 4 çarpı 40. 160 burada. Şimdi 160'tan sonra acaba 163'e gideceğim ya. Acaba sağa doğru mu gideceğim? Aşağı mı inmem lazım? Ona bakmam lazım. Şimdi bakın 160 burası değil mi? Bak burada azalıyor. Bak bunun bir altında 161 var. Görüyor musunuz? Bak çok önemli. 8, 9, 16, 17. 160 varsa 161 burada. Doğru mu? 162 burada. 163 de burada. Hangi sütun burası? C sütunu. Bu da C sütunda oldu. D, C cevap oldu yani. Cevap Ceyhan olmuş. Bence güzel yani. Onu söyleyeyim bak size. Bence bir daha da dinleyebilirsiniz yani. Onu yorumla. Ama bu yorum değişir. Yani illa burada 4'te yorum yaptık ama 5'in katı olsa 5'te olur. Şekil değişir, yorum değişir yani. Ama böyle size bir kalp yapıyorum. Bu soru kalbimin tek... Öyle var ya, öyle şarkılar var. Onun gibi evet. Kalbimizi de yaptık yani. Tamam. Biraz şey oldu ama. Korku filmi gibi oldu ama. Alışak. Serkan şu an Bülbülo'yu dinliyor. Serkan yazıklar olsun. Kafamda zaten çalıyor Bülbülo. O da oradan Bülbülo'yu açmış. Öyle bir şey yok. Neyse. İşlem sorusundayız. Devam ediyoruz. Bir de fonksiyon olması lazım. Yani fonksiyon da var zaten. R'de tanımlı A işlem B falan. 3 tane durum var. Parçalı bir fonksiyon. İşlem yani. Parçalı bir işlem. Bakalım. Şimdi 2 işlem 2 demiş. Burada eşitlik var. O zaman eşitlik şurada bakın. 2 işlem 2. Burada yerine yazmamız gerekiyor orayı. Yazalım. Ne olur o zaman? 2'nin karesi. Evet. Eksi 2. 4 eksi 2. Kaç geldi? 2 gelmiş oldu. Burası 2. Şu kısım 2. İşlem. 2 işlem eksi 1 demiş. 2 eksi 1'den büyük bir sayı. Şu üste yazacağız. 2'ye eksi 1. Yazalım. Ne olacak orası? 2 çarpı. Evet. Eksi 1. Evet. Artı 1 yapıyor. Burası eksi 1 yapar. Şu kısımda eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi ne yapacağız? Tekrar değil mi? Eksi 1 geldi değil mi? 2 çarpı evet. Burası çıkmadı hiç. He yanlış yazdım zaten. Hissettim ya. Hissediyorum. Allah tarafından. Hissediyorum ya. Yanlış yere yazmışım. 2 eksi 1'den büyük şöyle. Ben üst oluyor genelde sırayı bozmazlar diye düşünmüş. Herhalde. Hiçbir insanlık değil. Şurada yerine yazacağız sayıyı. P kare demiş. Yani eksi 1'in neyi? Karesi. Evet artı kaç? 2 var. Yani sonuç 3 gelmiş oluyor. Şurası 3 oldu. Şimdi de 2 ile 3'ü işleme sokacağız. 2 de 3'ten küçük bir sayı. O zaman şöyle yapalım yani. 2, 3 oluyor. Yerine şuraya yazalım. 2 çarpı evet 3 artı 1 yapıyorum. Cevap da kaç gelmiş oluyor? 7 gelmiş oluyor. Böyle işlemde yerine yazma işini çok severler. Bilginiz olsun. Şartlara bakarak dikkatli yerine yazacaksınız. Evet bir fonksiyon sorusuyla bitiriyoruz burayı. Bir tane daha çözeceğiz temel olarak. Sonra 4 tane problem çözelim. Sonra son iki demeyi de karışık çözelim. Olur mu? Bülbülo'dun kanka. Evet. Tamam ya size. İki basamaklı. Bu videonun adı Bülbülo. Tamam mı? Daha sayılar ne olacak? Bir f fonksiyonu verilmiş. Demiş ki f a b demiş. A b iki basamaklı sayısından eşit demiş. Şimdi f a b zaten bu. Doğru mu? Şimdi bak ne o? A artı 1. Evet. Çarpı b artı 1. Evet. Eksi 1 mi bu? Neye eşit? A b iki basamaklı sayı. Bak şu iki basamaklı sayı. Tıkat tekrarlıyorum. Burası A çarpı B değil. İki basamaklı sayı orası. İki basamaklı sayı. Tamam sakin oluyorum. Eşittin sana iki basamak kaç tane doğal sayı vardır? Vallahi cehennemin dibi gibi sonra açık konuşayım. Dağıtalım. Ne yapalım? Hayat yapacak bir şey yok. A çarpı B artı A artı B görebiliyor musunuz? Eksi artı 1 eksi 1. Artı 1 eksi 1. Bülbülo gitti evet. Eşittir ne oldu? 10A evet artı B. Hatta ve hatta artı B de gitti. Bu A da karşıya geçsin. Bak ne oldu? A çarpı B eşittir. Bu A karşı eksi A geçti. Ne oldu yani? 9 çarpı A olmuş oldu. Buradaki A'lar da birbirini götürdü. Bak Yılmaz. Bak B kaç oldu? 9. Hocam A gitti hocam. A nereye gitti hocam? A nereye gitti? Sakin ol. Şimdi B9 oldum. Bizim sayımız AB sayı. Bak iki basamak kaç tane doğal sayı? Şimdi AB sayısı değil mi? Tamam B9 buldun. O zaman sayımız A9. Doğru mudur? O zaman A'ya burada istediğin her değeri verebilirsin. Zaten gidiyor. Zaten gidiyor. A1 olur, 0 olmaz. İki basamaklı. A1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. A burada toplamda 9 tane değer alır. A'da 9 tane değer aldığı için burada 2 basamak kaç sayı yazılır diye sorarsa 9 tane 2 basamak ne olur? Sayı
yazılır. Cevap ne gelir yani? 5 gelmiş olur. Anlaşıldı mı? Bence güzel bir fonksiyon sorusu çözmüş olduk. Farklı bir soru oldu. Direkt yerine yazmadık. Biraz yorum yaptık. İşte çözümleme de var. Hem çözümleme var, hem fonksiyon, hem yorum var. Anlaştık. Evet. Bu Blablo temel matematik 3. denemeyi de bitirmiş olduk. Yani deneme derken karşı soru şu tekrar amaçlı. Kitaplarıma da dikkat edin. Lütfen kitaplarıma dikkatle. Bir de bunların geometrisi var. Muhtemelen çıkmıştır bu video yayınlanınca. Değil mi? Tahminim çıkmıştır. Geometrisi şunlardan benzer bir de geometri çıkardık. Umarım faydası olur. Elimizden geleni yapmıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Ne diyoruz? Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Blablo. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.